Herkese merhabalar canlar. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu çekimlerinizi daha iyi hale getirebilmek için DJI Osmo Pocket 3'teki küçük ipuçları ve ayarlar. Haydi gelin şimdi hızlıca videoya başlayalım. Bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 3 piyasaya sürüldüğünden beri ben de elimden geldiğince içeriklerimde sizlere destek olmaya bu ürünü alacaklara fikir vermeye çalışıyorum. Bununla alakalı kanalımda hali hazırda bulunan videoların linklerini şu yukarılara bir yerlere bırakıyorum. O videolarda Kutu açılışından çekim modlarına, Ozmo Pocket 2 ile Pocket 3'ün farklarına kadar birçok konuyu ele aldım. İzleyerek fikir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bu videoyu beğenip bana bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü bu videoları hazırlamak için gerçekten ciddi emek ve zaman sarf ediyoruz en azından birazcık şöyle alnımızın terini alıverin size zahmet. Şimdi videonun şöyle kısaca girizgahını yapalım. Arkadaşlarım DJI Osmo Pocket 2 ile Pocket 3 birbirinden gerçekten çok farklı aletler. Özellikle Pocket 2 ile alakalı şöyle bir benim fikrim var. Pocket 2'nin mantığı basitti. Sadece düğmeye bas, aç ve çek. Fakat Pocket 3'te bu konu bambaşka bir seviyelere yükselmiş. Bunu kullanım süren boyunca fark ettim. Özellikle şundan bahsediyorum. Pocket 3'ün mantığı sanki e, DJI Osmo Action'la Pocket 2'yi birleştirmişler. İçinde bol miktarda ayarlar barındıran, bol miktarda menüsü bulunan bir cihaz piyasaya sürmüşler. İşte bu ayarlar video çekimlerinizi bir üst seviyeye taşımak için, daha güzel içerikler aktarabilmek için bize fırsat ve olanak sağlıyor. Ben de sizlere bu ayarlarla, bu küçük ipuçlarıyla, bu küçük hilelerle alakalı Güzelce bir video hazırladım. Videoyu başından sonuna gerçekten sakin bir şekilde izlerseniz hem POKUT 3 alacaklara güzel fikir verecektir. Hem de elinde 3 olanların ''Aa ya böyle bir ayar da mı varmış?'' diyeceği içerikler barındırıyor. Şimdi videoya uçuyoruz. Video modundayken sağ taraftan menüyü çekip Pro modda video pozlama değerini göreceksiniz. Pozlama değerini video başlamadan önce özellikle dış mekanda çekim yapıyorsak eksi 0.3'e getirmeniz hem bulutların ve gökyüzünün daha keskin görünmesine hem de bulunduğunuz ortamdaki görüntünün daha net olmasına fayda sağlayacaktır. Aklınızda bulunsun. ki videoyu çekmeye başladınız ve pozlamayı, ayarlamayı unuttunuz. Çok da güzel bir sekansın ortasındasınız. Videoyu kapatmak istemiyorsunuz. DJI bunu da düşünmüş. Hali hazırda videoyu çekmeye devam ediyorken ekranın yine sağ tarafından menüyü çektiğinizde size kayıt esnasında pozlamayı yükseltme ve de azaltma fırsatı tanıyor. Yine gün ışığına, ortamın aydınlığına göre bu modu kullanarak hızlıca pozlamanızı belirleyebilirsiniz. Önceki videomda DJI ile alakalı bir eleştiri yapmıştım. Bu da DJI Osmo Pocket 3'ün yataydan dikeye çekim modunu aldığımızda aslında dikey bir çekim yapmadı. Sadece 4K videonun kenarlarından keserek bize 3K'lık bir dik görüntü sunduğuyla alakalıydı. Bununla alakalı sosyal medya üzerinden bana destek olanlar da oldu. Yok abi ya ne gerek var 3K çeki verelim diyenler de oldu. Ben de bununla alakalı bir video hazırladım size. 4K'dan 3K'ya kroplanmış bir dik video elde ettiğimizde gördüğünüz gibi hem çekim alanımızdan çok fazla feragat ediyoruz hem de ise olsun keskinlik olsun cihazın birçok ayarına otomatik olarak müdahale ediyor kamera bize bu görüntüyü sağlayabilmek için. Fakat DJI Osmo Pocket 3'ü şöyle yavaşça yana yatırıp yatay kadrajdayken dik video çektiğinizde ise gördüğünüz gibi çekim alanımızın ne kadar geniş olduğunu ve ISO'sundan tutun da shutter'ına kadar pozlamasına kadar ne kadar net bir görüntü elde ettiğimizi görebiliyorsunuz. Siz eğer 4K'da gerçekten dikey videolar çekmek istiyorsanız bu küçük hileyi kullanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Pocket 3 cihazımızda küçük bir miktarda olsa zoom yapma şansımız var. Fakat zoom tuşu dokunmatik ekranın üzerinde yer alıyor ve kaydırarak zoom yapmak dokunmatik bir ekran üzerinden gerçekten zor zoom yapmanız gereken bir çekim yapıyorsanız eğer zoom tuşunu 5 eksenli joystick'e aktararak bu işi pratik olarak halledebilirsiniz. Bunu yapmak için de ekranda bulunan dokunmatik zoom tuşuna bir kere tıklarsanız otomatik olarak joystick'in yukarı ve aşağı tuşu artık zoom tuşuyla yer değiştirmiş olacaktır. Yani siz Joystick'i yukarı ya da aşağı iterseniz zoom in zoom out yapacaksınız. Gimbal'in kamerasını yukarı aşağı kaldırmak için de ekranın üzerindeki dijital zoom kaydırma çubuğunu kullanabilirsiniz. Çekimden sonra tekrar 5 eksenli joystick tuşuna yukarı, aşağı, sağ, sol tuşlarını atamak isterseniz de yine aynı yere dokunarak ayarları eski haline getirebilirsiniz cihazın çevresel mikrofonlarının üzerinde rüzgar gürültüsü önleme özelliği mevcut. Fakat bunu kullanabilmek için bu Mic 2'nin kapalı ve cihazla bağlantısının olmaması gerekiyor. Yani mikrofon 2 kapalı iken siz çevresel mikrofonlardan kayıt alacaksanız hemen ekranı sağ taraftan kaydırıyorsunuz. Yukarıdan mikrofonu seçiyorsunuz ve rüzgar gürültüsü önleme özelliğini açık hale getiriyorsunuz. Çünkü gerçekten bariz bir şekilde şiddetli bir rüzgarda çok temiz bir ses almanızı sağlıyor. Haydi şimdi videoyu izleyelim. Rüzgar gürültü azaltma efekti kapalı. Bakalım arada bariz bir fark var mı? Hep göreceğiz. Şu an rüzgar gürültü azaltma efekti açık. Bakalım nasıl bir etkisi var. Havada dehşet bir rüzgar var. Eğer işe yarıyorsa şu an yaramalı bence. Şu an bu kaydı da DJI Mikrofon 2'den yapıyorum. Bakalım bu rüzgarlı ortamda nasıl bir etki yaratacak. İlla ki çevresel mikrofonlardan daha iyi olacaktır ama bakalım bu aşırı rüzgarda benim sesimi net olarak alabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Elimizdeki alet her ne kadar mekanik motorlara sahip sarsıntı önlemeyi engelleyici bir gimbal de olsa arkadaşlar çekim yaparken yine bir miktar etikte olmanın size her zaman faydası olacaktır. Yoksa eve döndüğünüzde bilgisayardan videoları izlerken sürprizle karşılaşabilirsiniz. Videoyu çekerken her ne kadar elimizi sabit tutsak da adımlarımız da bizim için son derece önemli. Adımlarımızın belirgin olmaması adına nice yürüyüşü denilen bir video çekme stili var. Evet dışarıdan komik gözüküyorsunuz ama tertemiz ve pürüzsüz videolar çekmenizi sağlıyor. Videoda gördüğünüz gibi. Pocket 3'ümüzde yine yapılan güncellemelerden biri de D-Log, HLG ve standart renk profilleri. Hemen menüyü sağ taraftan kaydırarak Pro moddayken aşağıda renk bölümüne gelirseniz varsayılan renkleri sizi her ne kadar mutlu etse de yeri gelecek D-Log ya da HLG görüntü çekmek isteyebilirsiniz. Modlara tıklayarak arasında geçiş yapıp istediğiniz güzel görüntüleri yakalayabilirsiniz. I'm who I'm meant to be. I'm who I'm meant to be. Over and out. over and out again. My future needed clarity. So I could see. Şimdi ise Pocket'ın dahili mikrofonunu ve aynı zamanda da Mic 2'yi deniyorum. Bu arada arkadaşlar mikrofon takarken birkaç arkadaşın sorusu olmuştu hani sesimizde çok fazla işte bu P, Ç, Ş gibi harfler ve nefes alıp vermemiz mikrofon sesinden çok duyuluyor diye. Benim genelde şöyle bir ayarım var basit. Bir parmağımı çeneme koyup küçük parmağımı da aşağı açtığımda bu mesafeye mikrofonu takıyorum. Bir sıkıntı da olduğunu görmedim şimdiye kadar. Pocket 3 ile gelen yeni özelliklerden biri de çift kayıt sistemi. Bunu zaten ayarlar bölümünden nasıl açıldığını göstereceğim size. Bu ayarı aktif yaptığınızda Pokut aynı zamanda hem Mic 2'den hem de etrafındaki çevresel mikrofonlardan çift kayıt yapıyor. Bu bize ne kolaylık sağlıyor? Tutun ki siz çekim yaparken mikrofon yere düştü. Yani almaması gereken bir gürültü aldı veya mikrofonun pili bitti. Ama siz fark etmediniz. İşte o zaman çevresel mikrofonlar sizin çektiğiniz videonun altına yedek olarak bir ses kaydı bırakıyor. Bu da edit aşamasında bizim hayatımızı kurtarıyor. Her ne kadar cihazımızın şarjı çok uzun süre gitse de, hatta altında battery handle diye bir şarj aparatı bulunsa da yine şarjı verimli kullanmak bizim için en mantıklı olanı. Bunun için en güzel yollardan biri arkadaşlar ekran parlaklığını ayarlamak. Cihazı ilk aldığınızda ekran parlaklığı %100 olarak geliyor ve haliyle bu pil tüketiminizi arttıran bir şey. Hemen yukarıdan menüyü aşağı doğru indirip ekran parlaklığı ayarlarına geliyorsunuz ve ekran parlaklığını 50 ile 55 arası bir değere getiriyorsunuz. İnanın hiçbir şey kaybetmiyorsunuz görüntüden ama pil olarak kesinlikle tasarruf ediyorsunuz. Şu an Pocket'ta aktif direkt Altı özelliğini kullanmaya başlıyoruz. Yani nedir? Ekrandan seçtiğiniz nesneyi. Poku sanki yanınızda bir kameraman varmışçasına takip ediyor. Bunu yapmak için de ekranda gördüğünüz nesneye tıklamanız yetiyor. Şu an gördüğünüz gibi aktif direkt etkinleştirildi ve artık kamera benim önümdeki nesnemi izleyecek. Cihazımızda gimbalimizin 3 adet hareket modu var. Birincisi takip modu yani follow mod. ikincisi eğim kilitleme modu yani tilt lock mod. Üçüncüsü de FPP yani hızlı çekim yapmamızı sağlayan bir mod. Öncelikle follow moddan başlıyoruz. Follow modda cihazı sağa ve sola yatırdığınızda kamera dik durma özelliğini koruyor. Fakat sağa, sola ya da yukarı aşağı çevirme hareketi yaptığınızda kamera sizin çevirme yönünüzü takip ediyor. Bu sayede joystick'e gerek kalmadan biz akıcı görüntüler çekebiliyoruz. Eğim kilitleme olduğunu seçtiğimiz zaman ise cihaz yine sağa ya da sola yatırdığımızda kendi eksenini koruyor sağa sola döndürme işlemi yaptığımızda yine bizim döndürme yönümüzü takip ediyor. Fakat yukarı ve aşağı cihazı havaya kaldırma ya da yatırma hareketi yaptığınızda daima ufuk çizgisine kendini kilitliyor ve sabitliyor. Bu da sizin özellikle yürüyüş anlarınızda videolar çekiyorsanız cihazın kamerasının yukarı aşağı oynamasını bir hayli azaltıyor. Kullanabilirsiniz. Bir diğer modumuz ise FPP mod bu bildiğiniz gibi dronelardan alınan bir özellik. Bu moda geçtiğinizde artık cihazımız sağa sola, yukarı aşağı daha agresif hareketler yapıyor ve sağa yatırdığınızda sağa sola yatırdığınızda da sola yatık görüntüler çekebiliyorsunuz ki bu da daha aksiyonlu, daha akıcı görüntüler elde etmemizi sağlıyor. DJI Osmo Pocket 2 kullananlar bilir, ilk başta Pocket ileriye dönük olarak açılarak bize gelmişti. Sonra bir güncelleme yaptılar. İlk açılışı yaptığımızda pokut bize dönüyordu. Fakat benim her zaman en büyük eleştirim buydu. Arkadaşlar kendimizi çekmek çok kolay ve basit bir hareket. Fakat ben ileride olan bir olayı yakalamak için pokutu açıyorsam yani kameranın bana değil de olaya dönük olması gerekir. İşte bunu da pokut 3'te artık DJI kendinden çıkarıp bize bırakmış. Yukarıdan aşağı doğru menüyü açıyorsunuz. Ayarlar bölümüne giriyorsunuz ve buradan gimbal başlangıç yönünü siz tayin ediyorsunuz. Ben genelde ileriye dönük olarak açılması taraftarıyım. Çünkü anlık olarak gelişen bir olayı hemen çekebilmek adına gimbal yönünün ileriye doğru olması işinizi kolaylaştıracak. Pocket 2'de olduğu gibi Pocket 3'ün de mikrofonunun üzerindeki zincir tuşu yani bağlantı tuşu aynı zamanda uzaktan kumanda görevi görüyor. Yani biz aktif track modunda şu an benim yaptığım gibi çekimler çekerken yani Pocket 3'ü uzakken İsterseniz zincir tuşuna basarak fotoğraf çekebilir veya şu an benim yaptığım gibi kaydı uzaktan başlatabilirsiniz. Kaydı başlattıktan sonra çekiminizi yapıyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey zincir, zincir tuşuna basıp kaydı sonlandırmak. Zaten mikrofon gördüğünüz gibi elde tutuyor. Ben kaydın başladığını ya da kaydın bittiğini çok rahat bir şekilde anlayabiliyorum. O mikrofonu yine sizin için biçilmiş kaftan. Cihazımızla sabit duran bir nesnenin etrafında döne orbit hareketi yapmaya çalışıyorsak bunu yapmanın 3 yolu var. Birincisi kadrajda nesneyi siz ortada tutarak bir yandan nesneye bir yandan ekrana bir yandan da yürüdüğünüz yere bakarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz ve bu gerçekten zor. Özellikle engebeli yerlerde düşme riskiyle karşılaşabilirsiniz ve düşmemeye çalışırken de ekrandan nesneyi kaydırabilirsiniz. Bir diğer seçenek gimbaldeki joystick'i kullanmak. Fakat joystick'in de hareketleri çok agresif olduğu için yürüyüş hızınıza göre joystick'i ayarlamak gerçekten zor. Bunu da yine size çok tavsiye etmem. Fakat son yöntem sizin işinizi gerçekten kolaylaştıracak. Ekranda çekeceğiniz nesneye bir kere tıklıyorsunuz ve aktif direkte olduğu gibi bu sefer kamera o nesneyi kendine odaklıyor. Siz nesne etrafında dönme hareketini gerçekleştirirken kamera otomatik olarak nesneyi her zaman merkezde kendisi tutuyor ve güzel akıcı videolar elde edebiliyorsunuz. Normalde pokutta e, Pocket'ta 3 farklı odak modu var. Orijinalinde yani default olarak açtığınızda gelen odak modu sürekli odak. Sürekli odağın da mantığı şu. Cihaz sürekli önünden geçen nesneleri sizi ya da arka planı odaklayarak önünden geçen nesnelere karşı kendini netliyor. Fakat siz böyle bir şey istemiyorsunuz. Atıyorum bir Tek parça ürün tanıtacaksınız veya siz bilgisayar karşısındasınız ve oyun videosu çekiyorsunuz ya da kendinizi çekiyorsunuz. O zaman sürekli odak yaparsanız sürekli olarak cihaz sizi odaklamakla arkanızdaki nesneyi odaklamak arasında gidip gelecek. Bunun yerine odak moduna girip tek odağı seçerseniz ve ekranın önünden kendinizi seçerseniz cihaz sadece size odak yapacaktır. Onun dışında arka plan hep bulanık kalacak daima yakınındaki nesne odaklı olarak duracak. Bir diğer odak modu ise ürün vitrin modu. Ürün vitrin moduna geldiğiniz zaman da özellikle e, ürün tanıtımları yapıyorsanız nesneyi çok yakına getirdiğinizde daha rahat bir şekilde odaklama yapacak. Çektiğiniz zaman da yine arka planda siz konuşurken sizi odaklamış olacak. Ürün vitrin modunun özelliği dediğim gibi yakın mesafeye kadar çok net bir şekilde gelen görüntüyü odaklayabilmesi. Sürekli cihazın özellikle sizi çekerken vlog çekimlerinin sırasında aktif direkt uğraşmak istemiyorsanız menüyü yukarıdan aşağı doğru çekip selfie modunu aktifleştirebilirsiniz. Selfie modunun özelliği şu bu mod açıkken kamera size döndüğü anda yani selfie modunu aldığınız anda otomatik olarak ekranda gördüğü yüzü takip etmeye başlar ve siz daha akıcı daha rahat özellikle yürüyüş esnasında daha güzel videolar çekebilirsiniz. Şu an yine selfie modunda bakın. Gimbal bizi otomatik olarak tanıdı. Yani siz ne tarafa döndürürseniz döndürün. Daima çekimin odak noktası biziz. Tabi bu özellikle vlog çekimlerinde hem yürüyüp hem video çekerken çok kolaylık sağlıyor. Çünkü bildiğiniz gibi bazen kameraya bakmak yerine yola bakmak daha önemli olabiliyor ufak tefek kazaları önlemek için. Bu bağlamda zaten Pocket 3 gerçekten vlog çekenlerin işini çok kolaylaştırıyor. Genelde gimballe çekim yaparken gimbal'i kendimiz sağa sola döndürüyoruz ve bizi takip etmesini sağlıyoruz. Fakat yeri gelip de joystickle çekim yapmak istiyorsanız joystick'inizin de hızını ayarlamanız gerekiyor. Bunun için hemen yukarıdan aşağı menüyü indiriyorsunuz. Ayarlar bölümüne giriyorsunuz ve aşağıda denetim kolu hızı bölümünü seçiyorsunuz. Burada ekranın bir tarafında gimbalin joystick hızı, diğer tarafında ise zoom tuşu hızı yer almakta. Burada eğer Sinematik bir görüntü elde etmek istiyorsanız gimbal denetim kolu hızını 1'e getirmeniz sizin için faydalı olacaktır değerlendirebilirsiniz. Pocket 3 ile birlikte yeni gelen özelliklerden bir tanesi de Spin Shot modu. Bu aslında çok güzel bir eklenti. Gittiğiniz, gezdiğiniz, çektiğiniz videolara çok güzel bir an eklemenizi sağlıyor. Bunu kullanmak için ekranın sol tarafında, orta kısımda bulunan şu çiçek şeklindeki ikona bir kere tıklıyoruz. Burada en aşağı seçeneğe geliyoruz ve spin shot moduna tıklıyoruz. Burada spin shot modunun iki farklı özelliği var. Birincisi gimbal'i 90 derece dönmeyi sağlıyor. İkincisi de 180 derece dönüşü sağlıyor. Ben genelde 180 derecelik olanı kullanıyorum. Çünkü 90 derece biraz daha kısıtlı olabiliyor. 180 dereceyi seçtikten sonra gördüğünüz gibi gimbal'imiz kafasını yukarıya doğru kaldırıyor ve sizin için çekime kendini hazırlıyor. Burada unutmamanız gereken bir konu da şu. Eğer siz direkt kayıt tuşuna basıp kayda başlarsanız gimbal otomatik olarak spin shot modunu aktif etmiyor. Burada yapmanız gereken şey önce kayda başlamanız yani kayıt tuşuna basmanız sonra da ekranda gördüğünüz şu iki tarafa dönen ok işaretine bir kere tıklamanız bakın. Gimbal şu an spin shot modunda kayıt yapmaya başladı. Çekim bittikten sonra yine kaydı sizin durdurmanız gerekiyor ve Spin Shot modunda videomuz hazır. Bu moddan çıkmak için de yine yandaki kelebek ikonuna basıp Spin Shot'tan çıkışı seçtiğinizde normal moda dönüyorsunuz. Yine gün içinde bol miktarda vlog çekenler ya da farklı mekanlarda çekimler yapanlar için gelmiş güzel bir Pocket 3 özelliği mevcut. Bu da çekim yaptığınız yerlerde dosyalarınızı otomatik olarak sıraya koymaktansa farklı farklı isimlerde klasörlemesini sağlayabiliyoruz. Örnek veriyorum ben şu an çıktım ve e farklı bir mekanda bir vlog çekeceğim ve gün içinde de 4-5 farklı lokasyona uğrayacağım. Hemen yukarıdan aşağı indiriyorum çekimlerime başlamadan önce ayarlara giriyorum. Aşağıya doğru iniyorum ve adlandırma yönetimine giriyorum. Bakın burada dosya adı ve klasör adı mevcut. Buradan dosya adını değil klasör adını seçiyorum ve genelde hani yapılan şeydir. Gezdiğiniz yerlerin baş harfi ile alakalı veya alfabetik olarak klasörlemesini sağlayabilirsiniz. Mesela ben şu an gideceğim yeri A01 olarak adlandırabilirim. Bu andan itibaren çekeceğim tüm videolar A01 klasöründe saklanacak. Burada çekimlerimi bitirdim ve B noktasına geçiyorum. Hemen geliyorum yine klasör adına buradaki A'yı B yapıyorum ve onayladıktan sonra buradan sonra çekeceğim videolarda B01 klasörü içinde saklanacak. Bu neyse kolaylık sağlayacak bize. Gün içinde çok fazla mekanda çekim yapacaksak, mekanları birbirinden ayırmak ve özellikle editleme, montaj aşamasında bize çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Daha güzel, daha temiz çekimler yapmak ve sürprizle karşılaşmamak için bence çok dikkat etmeniz gereken bir konu da lensin temizliği. Arkadaşlar gün içinde sürekli pokutu kabına çıkartak çıkartak yaparken fark etmeden ekrana dokunabiliyoruz. Yani ekranda el izinizin kalması, parmak izinizin kalması veya bir leke kalması çektiğiniz çekimlerin çöpe dönüşmesi için yeterli. Yine belli aralıklarla özellikle mikrofiber özellikli bir bezle ya da fotoğraf makinesi ve kamera kullananlar bilir bunlar için yapılmış mendil kıvamında bezler var. Bunlarla ekranınızı temizlerseniz sizin çekimlerinizde daha güzel görüntü almanızı sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi DJ Mikrofon 2'nin sağında solunda bol miktarda ışık mevcut ve bu ışıklar aslında bize yol gösteriyor. Fakat siz karanlık bir ortamda çekim yapıyorsanız ve bu ışık gerçekten sizin çekiminizi bozma yönünde bir yol izliyorsa ayarlar menüsünden hemen mikrofon ayarlarından LED göstergeleri söndürebilirsiniz. Bu da yine aklınızın bir kenarında bulunsun. Bildiğiniz gibi yeni gelen bir özellikle birlikte artık biz Pocket 3'ümüzü webcam olarak da kullanabiliyoruz. Özellikle yayıncı arkadaşlar bu modu fazlasıyla sevecektir diye düşünüyorum. Çünkü webcam olarak kullandığımız süre zarfında Pocket'un yine aktif track özelliğini kullanabiliyoruz. Yani siz bir yerde hareketliyken tek başınıza bile olsanız sanki bir kameramanınız varmış gibi Pocket sizi takip ediyor. Webcam olarak bağlamak için cihazımızı Type-C girişinden bilgisayarımıza bağlıyoruz ve bize iki seçenek sunuyor. OTG olarak bağlanıp içindeki dosyalarımı almak istiyorsunuz yoksa webcam modunda bağlanıp webcam olarak mı cihazı açmak istiyorsunuz? Webcam'i seçtiğimiz zaman cihaz otomatik olarak açılıyor ve bize iki çözünürlük seçeneği sunuyor. Maalesef webcam modunda 4K gibi bir şansınız yok. Zaten bence gerek de yok. 1080p'de 50-60 fps ya da 1080p'de 20-30 fps alarak görüntülerinizi çekebiliyorsunuz. Hangi platformda webcam olarak kullanacaksanız bu aleti oradaki ayarlardan dahili kamera olarak Pocket 3'ü seçmeniz yeterli. Yine eğer Creator Combo paket sahibiyseniz de DJI Mikrofon 2'yi yine webcam modunda mikrofon olarak belirleyip kullanabiliyorsunuz ki bence mikrofon 2 ile yapılan canlı yayınlar kesinlikle iki adım önde olacaktır. Aklınızda bulunsun. Poco 3ü ilk aldığınızda D-Log, HLG ve standart renk profillerini sadece normal video çekimlerinde kullanabiliyorduk fakat aldığımız en son güncelleme ile birlikte artık slow motion modlarda da istersek D-Log, HLG renk seçeneklerini kullanabiliyoruz. Yine bu da işinize yarayacak bir özellik olarak pocketınızın içinde bulunsun. ve sonuna gelecek olursak canlar. Biliyorum birazcık uzun bir video oldu ama elimden geldiğince kafa karıştıracak, belki çok kolay, belki çok zor, belki kiminize basit gelecek şeyleri anlattım ama elimden geldiğince açıklayıcı olmaya çalıştım. Umarım Pokut 3 alacaklara, almış olanlara, kullananlara bu videoyla fayda sağlayabilmişimdir. Yine aklınıza takılan bir sorun, bir soru, bir sıkıntı olursa yorumlara yazarsanız elimden geldiğince çabuk dönüp cevap vermeye çalışıyorum. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Güzel çekimler, güzel günler.